Bugün sizlere eski Mezopotamya'nın en büyük ve en ünlü şehri Babilon'u, dünyanın 7 harikasından olan Babil'in asma bahçelerini ve bu harikanın gerçek bir yapımı yoksa efsanelerden mi ibaret olduğunu inceleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. İlk olarak Grekçe'de Babilon olan yani Babil kelimesinin ne anlama geldiğine bakacak olursak, günümüzde Akatça'dan Tanrı'nın kapısı anlamına gelmektedir. Mezopotamya'da Babil kenti etrafında kurulmuştur. İçinden Fırat Nehri'nin aktığı bu kent, bugünkü Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 85 km güneyinde yer almaktadır. Sami kökenli bir topluluk olan Babililer, M.Ö. 3000 yılın başlarında Amorit kökenli bir sülalenin yönetiminde ortaya çıkmıştır. Babillerin en ünlü ve güçlü hükümdarı, yaptığı yasalarla ünlü olan Hammurabi'dir. Hammurabi öldükten sonra Babil uygarlığı gücünü yitirmeye başlamıştır. Babil uygarlığı kısa sürede Hitit, Asur, Elam gibi birçok krallığın egemenliği altına girmiştir. Babil tarihi 1. Babil ve 2. Babil devleti olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Babil devleti Hititler tarafından yıkıldıktan sonra M.Ö. 612'de 2. Babil devleti kurulmuş ve bu devlet M.Ö. 539'da Persler tarafından yıkılmıştır. Tarih boyunca pek çok defa ele geçirilen Babil, her seferinde tahrip edilmiş ve yavaş yavaş harap olan bu şehir, M.Ö. 2. yüzyılın başlarında tamamen metruk hale gelmiştir. Ve günümüzde UNESCO, Babilon'u Dünya Miras Alanı olarak kaydetti. Babil'in asma bahçeleri dendiğinde hemen hemen hepimizin aklına gelen tasvir cennetimsi bir yer olmasıdır. Asma bahçeleri deyimi burada bizim bildiğimiz manadaki üzüm veren asma bitkisini değil, tonozlar ve yapay teraslar üzerinde yer alan bahçeleri tanımlamaktadır. Bu görünüşleriyle asılı bahçeler veya asma bahçeler adını almıştır. Babil'in asma bahçelerinin varlığına dair elimizde sağlam ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Konuyla ilgili bilgilerin hemen hemen hepsi antik Yunan kaynaklarına dayanmaktadır. Bu kaynakların büyük bir bölümü de muhtemelen Babil'i hiç görmemiş antik dönem yazarlarının söylentilerden veya kendilerinden önce yazılmış antik kaynaklardan yararlanarak yaptıkları yazılardır. Köklü bir yazı geleneği olan ve kralların faaliyetlerinden bahseden Babil çivi yazılı kaynakların bu kadar büyük bir imar faaliyeti konusunda bilgi vermemeleri oldukça şaşırtıcıdır. Asma bahçelerle ilgili bugün elimizdeki bilgilerinin çoğunu 5 antik kaynağa borçluyuz. Babil'i gördüğü rivayet edilen tarihin babası olan Herodot'un Babil surlarının muhteşemliğinden bahsedip asma bahçeler hakkında bilgi vermemesi ilginçtir. Bunun yanında Doğu tarihi ile ilgili önemli kaynak olan Ksenophon bu bahçelerin varlığına değinmemiştir. M.Ö. 3. yüzyılda Babil'de yaşamış olan Berostos'un anlattıkları Babil'de olmasından dolayı önem taşımaktadır. Yazmış olduğu Babil Tarihi adlı kitabında yeni Babil dönemi hakkında önemli bilgiler verdiği düşünülmektedir. Ama ne yazık ki Berostos'un bu eseri günümüze kadar ulaşmamıştır. Ancak kendinden sonra gelen antik yazarların alıntılarından bilgi edinmekteyiz. Berostos, asma bahçelerin M.Ö. 605-562 yıllarında hüküm sürmüş olan Nebukadnezar tarafından yaptırılmış olduğunu söyler. Yazara göre Nebukadnezar'ın Asur'a karşı Medlerle M.Ö. 614'te yapmış olduğu siyasi ittifaka paralel olarak Med kralı Astyages'in kızı Emtis ile evlendiğini belirtir. Nebukadnezar'ın Medya'nın dağlık ve yeşil topraklarından gelen karısının memleket hasretini biraz olsun giderebilmek için bu bahçeleri inşa ettiğini söyler. Memleketindeki alışkanlıkların özlemini çeken karısı için sözde asılı bir cennet kurmuştur. Karısının dağlık yerlere tutkunluğundan dolayı sarayın içine dağ manzarasını kopya etmiş ve benzerliğini tamamlamak için her tür ağacı diktiği çok yüksek taş teraslar oluşturarak asma bahçeleri kurmuştur. Bu bilgiler ışığında bahçelerin birbiri üzerine yükselen basamaklı bir tarzda inşa edildiği
dış görünüşün bir tiyatroyu veya Mezopotamya'nın anıtsal yapılarından olan ziguratları anımsattığı ve dışarıdan bakıldığında ağaçlarla kaplı bir dağ görünümünü verdiğini anlamaktayız. Teraslar, masif duvarlarla desteklenmiş fakat bunların tuğla mı yoksa taş mı olduğu tam olarak belli değildir. Bu bilgiye karşın üstteki nemli toprak, geniş gövdeli ve yüksek ağaçların ağırlığını taşıyabilecek taştan kalın duvarlara da ihtiyaç duyulmuş olabileceğini bize göstermektedir. Muhtemelen her katı taşıyan taştan inşa edilmiş kemerli tonozlar ve taşıyıcı ayaklar bulunmaktadır. Teraslar halinde yükselen bahçenin en üst kısmı şehir surlarıyla neredeyse aynı yüksekliktedir. Bu yükseklik ise yaklaşık 25 metredir. Strabon ve Diodorus, kara planlı olan bahçelerin her bir kenarının 120 metre olduğunu belirtmiştir. Bu durumda bahçelerin yaklaşık 14.400 metrekare bir alana yayılmış olabileceği düşünülmüştür. Suyun büyük ihtimalle Fırat'tan sağlandığı düşünülüyordu. Bu teraslara ise çeşitli teknikle kanallar vasıtasıyla su iletiliyordu. Bahçede çeşitli bölgelerden getirilmiş meyve ağaçları ve hoş kokulu bitkiler bulunmaktaydı. Anlatımlardan bahçenin kraliyet ailesine ait olduğu, halka ise açık olmadığı anlaşılıyordu. Muhtemelen yıllarca süren yıkım, tahribat ve Fırat taşkınları bu bahçeleri ortadan kaldırmıştı. Bugün sadece antik kaynaklardan tanıdığımız ve antik kaynaklara dayanılarak dünyanın 7 harikasından biri olarak seçilen Babil'in asma bahçelerinden elimize ne yazık ki söylencelerden başka hiçbir şey kalmamıştır. Videomuzla alakalı yorum ve görüşlerinizi belirtirseniz çok seviniriz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz.